Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çağrı işaretim Tango Alfa 1 Eko Victor ve ben eski bir telsiz zabitiyim. Konumuz sarkmalar. Telsiz dilinde karıştırma, yani bir radyonun, bir televizyonun telsiz tarafından veya bir telsizci tarafından karıştırılması veyahut da bloke edilmesi. Biz buna telsizcilikte sarkma diyoruz. Tabii ki halk terimleri o. Neden bir telsiz, neden televizyonu veya radyoyu etkiler diye bir soru sordum kendi kendime. Yani aslında seyirciye böyle bir soruyu kendime soruyorum. Siz bana soruyorsunuz. Ben de bunun cevabını vermeye çalışacağım. Elimde şimdi bir tane Baofeng, biliyorsunuz hem dalga geçtiğim hem sevdiğim el telsizidir. Ama bir depremde bir şeyde yani bulundurduğum, gerçekten de sevdiğim bir cihaz. Bir tarafta Baofeng ismi, yani sanki bana tuhaf bir Çince olduğu için ismi. Şimdi bunun yapacağı karıştırma televizyonları karıştırabilir. Bunu size söyleyeyim. Yani evinizde televizyona yakın konuşursanız karıştırma özel olasılığı var. Bu el cihazının, bir basit el cihazının bile hani yakınsa çok televizyona, evet, karıştırma olasılığı var. Erdem Güner, Şimdi Hristina Vuçkova bir radyoyu sıvarda görüyorsunuz. saldı Hiçbir sıra liberal bağlantım gizlemi yok. önceyle çıktı. Çıkış yapacağım. Radyonun kanalı değişti. İyi savunmayı defansa yaptı. Çıkış yapıyor. Geldi. Kalp. Şu an mücadelenin ilk. Eşitliğin ardından kontrole. Bakın. Bunlar farklı. Basık tutuyorum. Tabii bu boş bir simplex kanal. Hangi kanala geçersem geçeyim, şu küçücük cihaz sarkma yapıyor. Yani bu küçük bir el telsizi bile sarkma yapıyor. Tabii bu hoş karşılanan toplum arasında, ulan yukarıdaki bir şey mi konuşuyor? Ya da aşağıda bir telsizci var lan, bir şey mi konuşuyor? Kendi evinizdeki cep telefonlarınızla ilgilenmezsiniz ama aran bir tane telsizi vardır. O sizi karıştırır, o olay olur ya da radyodan çıkar filan falan. Ama onu da dinlemekten alıkoyamazsınız. Lan ne konuşuyor acaba diye. İnsanoğlunun merakı. Ama aslında bu telsizler neden televizyonu, radyoyu karıştırırlar? İşte bu bir merak konusu. Ben de size söyleyeyim. Benim bildiğim kadarıyla 3 tane sebebi var. Aslında sebepler daha fazla olsa da 3 ana sebebi var. Benim öncelikle bulduğum. Bunlardan birincisi harmonikler. İkincisi SVR. Üçüncüsü şebeke kaçakları. Şimdi bu nasıl oluyor? Beraber anlatacağım. Şimdi harmonik, bu telsizler birer frekansta çalışır. Bu frekansların bir de merkez frekansı vardır. Bir de hayaletleri vardır. Yani bir telsiz dalgası oluşturulur. Bunun bir de harmonikleri vardır. Gerçek telsiz frekansı diyelim 439 MHz diyelim. 439 MHz'in tam frekansın, onun bir de hayalet frekansları vardır. O hayalet frekansları her yere sarkabilir. Yani tam televizyonun, radyonun o bölümüne denk düşer ve sarkma alır. Bu telsiz yakınken yapar televizyona. Yani adamın isteyerek yaptığı bir şey değildir bu. Ama telsiz cihazı o televizyonun o frekansına denk düşmüştür. İşte şu frekansta gelmez de bu uyduya pek karışamıyor telsiz, ama karışabilir de harmoniye düşerse oraya ve telsiz cihazı güçlüyse harmonikleri de güçlüdür. Yani bir telsiz cihazının bir gerçek frekansı vardır, bir de hayalet frekansları vardır. Bu hayalet frekansları kendi orijinal frekansından uzaklaştıkça harmonikleri zayıflar. Mesela az önce FM'e yakındı.
radyo istasyonlarını bile değiştirebiliyor yani. Çünkü yakınım ben. Bu radyonun Grundig, yani çok kaliteli bir radyoyu dahi etkileyebiliyor. Bununla çıkış yapıyorum ben ve etkiliyor. Demek ki bu frekans 188-108 frekansı buna yakın demektir. Ha, demek ki yakın olan frekansları daha çok etkiliyor. Orta dalgaya getirdim, vın diyese uzun dalgada daha da düşük. Yani kendi merkez frekansından uzaklaştıkça harmonikleri zayıflıyor. Yani bu cihazların, bütün telsiz cihazların, ya bunu engelleyemiyoruz. Harmoniksiz cihaz yok. Size söyleyeyim. İlla harmonik denen bir olay var. Bir de güç. Bir güç. Yani harmonikte güç çok önemli. Eğer bir telsiz cihazı çok güçlüyse çok güçlü harmonikleri var. Eğer telsiz cihazı zayıf güçlüyse harmonikleri de zayıf oluyor. Şimdi bu el cihazı 25 wattlık bir cihaz olsaydı daha fazla etkileyecekti radyoyu, televizyonu. Ama bu cihaz 5 wattlık bir cihaz olduğu için harmonikte güç de önemli. Kuvvetli, ne kadar güçlüyseniz o kadar harmoniğiniz de güçlü oluyor. Yani televizyona, hani bu el cihazının sarkması 5 wattlık farklı, 25 wattlık, 1000 wattlık olsaydı da onun da harmoniği ona göre olacaktı. SVR'den kaynaklanır. Şimdi adamın telsiz anteni SVR'si bozuktur. Kendi istediği frekansı yakalayamayıp da anteni kadar ulaşamıyorsa o şeyin, kablonun için telsiz görevi görür. Yani antene ulaşamıyor. Rezonansa ulaştıramadıysa antenin istediği veyahut da telsizin istediği omaja şey yapamadıysa, ulaştıramadıysa, o biraz da telsizcinin kendi hatasıdır. Yani bu olayın olma sebeplerinden biri de telsizcinin akordunun bozuk olması. Yani o antenin gerçek frekans. O zaman ne yapar? Kablo antenlik yapmaya başlar ve bütün etrafa o 25 watt çıkamaz tabii, cihazlarda koruma var yanmasın diye. Ama en azından anten yerine kablo her tarafa yayılır. Ben mesela bir telsiz cihazın arkasına ampul koyun, bütün her tarafı, yayınlarını bozarsınız, jammer'lık yaparsınız. Yani anten koymayıp da, bu akıllı benden duymamış olun bu arada. Ben gizli tehlikeli bilgiler de verebiliyorum. Yani bir nevi size şunu söyleyeyim, akortsuz bir anten sarkmaya müsaittir. Onun için biz telsizciler, bilen telsizciler, bu siz izleyen telsizciler, anteninizin SVR'li olması gerekiyor. Anteninizde balon gibi hani bir takım şeyler vardır. Sarkmaya müsaade etmemesi gerekir. Bir de şu vardır. Telsiz cihazını aküyle değil de adaptörle besliyorsunuz. Cihazınız da çok güçlü. Telsizden atlayan dalga radyasyon çok kuvvetli olduğuna, şebeke hattına girer, 220 volta veya da arabanın 12 voltuna atlar. Size radyo, hani radyo dinliyorsunuzdur, bir de telsizde orada arabanın şasisinden radyoya atlayabilir. Orada sarkma alırsınız ya da evde 220'nin hattı, o şebeke hattının içine frekans sokmuş oluyor. Yani cihaz o kadar güçlü ki antenden çıkıyor, bir de şebeke. Böyle telsiz cihazlarının adaptör girişlerine birer filtre konulması gerekir. Bunun biraz da yine telsizci arkadaşın düşünmesi gerekiyor. Filtre koyar ki başkalarına zarar vermesin. Ama ne yaparsanız yapın, güçlü bir tane telsiz cihazı öyle ya da böyle kendi etrafını az da olsa, ama çok değil, ama komşu çok hassas, özellikle adamı dinleme peşine düşüyorsa, zaten komşu da normal bir adam değildir demek ki. Yani burada adam telsizce kesin bir şey yapıyordu. Zaten bizim bir antenlerimiz var böyle yukarıda. Antenlerle dolaşırız. İşkillenen insanlar bu toplumda vardır. Ya bir telsizci bunu isteyerek yapmaz. Ya parasızdır, adamın SVR metresi yoktur. Ya işte led trafosundan gitti, kendine bir tane adaptör yaptı şebekeye. Yani
Bunlar telsizcilerin isteyerek yaptığı şeyler değildir. Ama adam oturaklı bir adamsa, hani böyle bir havalı, işte mesela arabasını kalkıp da binlerce dolar modifiye eden insanlardan biri ise, biraz da böyle içinde kızdırma içgüdüsü varsa, gider 1000 watt 2000 wattlık takoz koyar ki bu yasak bir şeydir. O zaman özellikle yapıyorsa bu adam, evet, o adam yani gerçekten normal biri değildir. Ama normal şartlardaki bir telsizci kendi çıkış gücünü kalkıp da 1000 watt'a çıkartmaz yani. Böyle bir saçmalık olmaz. Ya yani o biraz şey kaşımak oluyor. Nasıl söyleyeyim? Keyif kaşımak. Yani keyiften değil de biraz zarar vermek maksatlı. Biraz en büyük benim, benden başka büyük yok düşüncesiyle davranan telsizciler. Onlar eskiden halk bandında vardı. Şu an bilmiyorum. Ama bunun sebeplerinden harmonikler, bu zaten bunu engelleyemiyoruz. O severeyi engelleyebiliriz. Şebeke kaçağını yani kısmen engelleyebiliriz. Ya, normalde aslında rahatsız etmiyor telsiz cihazları. Ama şimdi şöyle, bastığın zaman televizyona yakındayken işte orada birinin hemen, yani benim size naçizane tavsiyem, bunu bir telsiz cihazını kullanırken televizyona yakın veya radyoya yakın bir yerde kullanmayın. Niye kullanmayın? Adamlar işkillenir. Lan bu adam bizim televizyonumuzu, radyomuzu bozuyor. Bunlar böyle tuhaf adamlar. Çünkü Türkiye'de insanlarda bir işkillenme içgüdüsü var. Halbuki alakası yok ama işte şey, ha şimdi o anda adam telsiz görüyor, anteni var ya. Halbuki cep telefonu, telsizin alası bu cep telefonudur. Bütün 4 frekansta birden çıkış yapar. Yani hem de farklı frekanslarda, 1800 işte küsür 2200. Bu bir tane spektrumu var. Bu anteni var ya işte. Bu anten var ya. O kaşıntı yapar. Yani Türk toplumunun biraz telsiz cihazına şeyi vardır, alerjisi vardır. Yani cep telefonu telsizken, aslında gerçek telsiz cep telefonu iken, şimdi bir tane eski püskü kalmış sistemi adam gözüne çarpar. Yani size söylemek istediğim şudur ki, bu kayma olayı, yani sizin rahatsız etme olayı bundan kaynaklıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.